verirler. Bu bir dedikodu değildir. Ben size bir tek şey söyleyeceğim. Bakın görelede, lütfen dinler misiniz? Bakın görelede 6 kat binaya ruhsat verildiğinde görelideki itfaiye aracı 6 kata çıkabilecek noktada bile değildim. Arkadaşlar görelide en fazla ruhsat verilen kaç biliyor musunuz? 12 kat, 11 kat, hadi 10 kat. Arkadaşlar 4 kata çıkabilen itfaiye aracı var, 10 kat bina yapılıyor. Siz neyi anlatıyorsunuz Allah aşkına bize? Şimdi bize itfaiyeden bahsediyor. Hayır biz dedikodu yapmıyoruz. Ulusal kanal söylüyor. Habertürk yapsınlar. Orada aynı yazıyı bulacaklardır kendileri. Evet Habertürk'e önerdiriyorum arkadaşlar. Başka bir şey söylemiyorum. Bu bir siyasi olay değildir. Geliyorum ikinci konuya arkadaşlar. Çok fazla önemli değil. Geliyorum ikinci konuya. Hacı Hasan Sönmez. Mega proje diyor. Mega proje. Görelinin çöplüğü. Arkadaşlar Görele çöplüğü hak ediyor mu? Tabii. Siyaset toplumumuzun geleceğine, toplumumuzun kaderine yön veren mekanizma. Bu yapılırken ilkeli yapılmalı, prensipli yapılmalı, etik yapılmalı. Facia üzerinden siyaset yapılmamalı. Yalanlarla siyaset yapılmamalı. İftiralarla birlikte siyaset yapılmamalı. Gerçeklerle, hakikatlerle birlikte siyaset yapılmalı. AK Parti bunu yapıyor. Biz bunu yapıyoruz. Değerli hemşehrilerim. Çarşamba günü yaşanan elin trafik kazasında itfaiye bir saat sonra gelmiş. İtfaiye efendim boşmuş, suyu yokmuş gibi yalanlarla toplumumuzu sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Öztürkler Petrol'de kamera görüntüleri var. Onları akşam inceledik. Görüntüleri de internete verecekler. Otobüsün kazadan 8-9 saniye önce oradan geçişi gözüküyor. 8-9 saniye sonra da kaza vuku buluyor. Orada görüntülerde tek tek inceledik. Burada biliyorsunuz emniyetimizde de var. Emniyetimizde de var. Meydanımızı da gözlemleyen güvenlik kameralarımız var. Burada bakıp değerlendirdiğimiz zaman, saniyelere baktığımız zaman saat 07.08.01'de kameradan kaza yapan otobüsün geçtiği gözüküyor. Mütakiben tek tek çıkarttık. Bunları açıklayacağız. Bunların üzerinden ciddi şekilde siyaset yapılıyor. Ciddi şekilde bunların üzerinden benim Kadir Şinas çalışan belediye personeline, oradaki vatandaşıma kurtarma çalışmalarında kendini ateşe atan, ateş topunun içerisinden 39 tane canı çıkartan, 45 yolcu bulunan otobüste 39 tane canı çıkartan personelimize haksızlık yapılıyor. Görele Belediyesi'ne haksızlık yapılıyor. Bunun üzerinden genelde bir siyaset yürütülüyor. Fısıltı Gazetesi'nden bunun üzerinden ciddi bir şekilde siyaset yapıyorlar. Bu çirkin siyaseti ben kınıyorum. Burada dakikalar var. Saat 07.10.47'de inşaat birimini taşıyan yolcu belediye çalışanlarımız yerine, olay yerine intikal ediyor. 56 saniyede suçlularımızı taşıyan su işlerine giden personellerimiz işlerine giderken dönüyorlar. Olaya intikal ediyorlar. 13 geçe polis otosu geçiyor. 15 dakika 48 saniye geçede itfaiye aracımız geçiyor. Daha sonra 21.50'de merdivenli itfaiye aracımız, daha sonra KUKA dediğimiz kanal açıcı aracımız da 23.36'da yangının boyutunun çok büyük olmasından dolayı ihtiyaç olur diye bölgeye intikal ediyor. Kıymetli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, aziz dostlarım, Allah kimseye böyle facialar yaşatmasın. Tabii ki bir yerde bir ihmal varsa, bir kusur varsa, bir kusur varsa, bir ihmal varsa tabii ki değerlendirilecek, tabii ki bakılacak. Ama bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Muz Cumhuriyeti değil. Emniyet var, emniyetin de kameraları var. Benim itfaiyem eğer olay yerine geç intikal ettiyse Cumhuriyet Savcılıkları var, emniyeti var. Görevi ihmalden insanları geç kalıp ölümüne sebebiyet olmaktan
suç duyurusunda bulunur. Hakkınızda işlem yapar. İtfaiyemiz 7 dakika 45 saniye sonra olay yerine intikal etmiştir. Bu telefon açıldığı da söz konusu olduğu zaman zaten kaza elin bir kaza. Çarpar çarpmaz zaten yanmaya başlıyor. 5 dakika içerisinde sevgili hemşehrilerim zaten olay bitiyor. 39 tane canı oradan içeriden benim vatandaşlarım ve o anda olay yerinde bulunan isimlerim Rüstem Kaya, Hasan Açbaş, onları alınlarından öpüyorum. Diğer personelimizi alınlarından öpüyorum. 39 tane canı oradan çekip aldılar. Elhamdülillah Allah'ın izniyle. Facianın boyutunun daha büyük olmasının önüne geçtiler. Kıymetli hemşehrilerim, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Sayın ekibimiz de çıkacaklar. Ama bir konuya değinmeden geçmek istemiyorum değerli dostlarım. Gazetede geçtiğimiz günlerde bir yer gazetelerde ilçe başkanımız, CHP ilçe başkanının Sayın Fikri Bilgen'in açıklaması var. Aynen okuyorum açıklamanın bir kısmını. Çöp üzerinden siyaset yapıyorlar, çöp üzerinden. Aynen okuyorum. Çöplük alanı olarak belirlenen bölgenin ortasında bir dere olduğunu ve bunun Çavuşlu içme suyuna ulaştığını görmemek için kör olmak gerekir. Kimse bize taş ocağı zeminindeki pis suların dereye ulaşmayacağını söyleyemez. Söylese de inandırıcı olamaz. Evet. Evet, çok net ve anlaşılır ifadeler bunlar. Katı ve sıvı atık birliği var. Giresun'un katı atıklarını yani çöp sorununu çözmek için kurulmuş olan birlik. Bu birlikte toplantıdayız. Çavuşlu ile ilgili konular görüşülüyor. Benim de hazırlamış olduğum teknik bir rapor var. Okudum. Birlik Başkanı Kerim Aksu, Giresun'un Belediye Başkanı Sayın Kerim Aksu, Aykut Gezmiş, şimdi ikinci sıra milletvekili adayı, kendisi de orada. Dedim ki böyle böyle sızdırmazlık falan olur. Aykut Gezmiş ifadesi şudur: Sayın Fikri Bilge, membranlanıyor, kaplanıyor bu, güzelce efendim söyleyeyim paket ediliyor, sızdırma falan söz konusu değil. Dedim Sayın Gezmiş, Çamurlu'nun da görülmüş, diğer uygulama alanlarında görülmüş. Membran petrol türevli bir malzeme. Tabii ki çöpte de bir takım kimyasallar var, asidik sular var. Bu kimyasalı çözüp bozduğu ve sızdırmazlığının söz konusu olamayabildiği yönünde iddialar var. Bu konuda bir takım duyumlar var. Dedi ki yok olur mu? Sayın Fikri Bilge, çöp üzerinden siyaset yapıyorsun. Senin CHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı Sayın Aykut Gezmiş kim demiş diyorsun ya, Aykut Gezmiş dedi sızdırmaz etmez. Biz ne yapıyoruz Görle Belediyesi olarak? Dedi ki ya dolgu alanlarımız geniş. Çavuşlu'ya, Çanakçı'ya dedik gelin kardeşim, başkan arkadaşlarımı aradım. Çöpünüzü derelere şuraya buraya dökmeyin, biz geçici yani vahşi bir depolama sistemi yapıyoruz. Tasvip edilir değil ama gelin bu şekilde siz de buraya getirin, toplu bir sistemle yapalım. Yarın Allah kerim Çevre Bakanlığımız çözer, bizler çalışıyoruz çözeriz. Sesleniyorum buradan size, Giresun Belediyesi çözse de, abilik yapsa da ilçelerine gelin çöplerinizi buraya getirin, burada siz de bertaraf edin dese olmaz mı? Çöp üzerinden siyaset mi yapmak gerekiyor? Vakit yaklaştı, Zıvadevesi'nin insanları duygularını söyleyeceksin, oradan oy devşireceksin, siyaset yapacaksın. Hiçbir projeniz yok, ortaya koyduğunuz bir akıl için, bir çakıl içiniz yok. Bir ağızlarımıza bir kat daha yapmamız, biz görevlerin haritasını değiştirdik. Görevi yeni baştan dizayn ettik, yeni baştan tasarlıyoruz. 250 milyarlık çöp kamyonu aldık, süpürge aracı aldık. Aferin, güzel, çöp sorunlarını çözmek için belediye var gücüyle çalışıyor. Buna da takdir eden diyor musunuz? Hayır, hep tenkit ediyorsunuz. Çöp üzerinden siyaset, değişik çevrelerine siyaset yapıyorsunuz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli hemşehrilerim, AK Parti adaletiyle, çalışkanlığıyla Türkiye'yi aydınlatmaya devam ediyor. Yatırımların sürmesi için, istikrarın sürmesi için, görevlerin büyük gelişebilmesi için tekrar AK Parti'ye oy vermenizi sizlerden istirham ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdiden Ankara yolcu ettiğiniz milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Yollar açık olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah. Sağlık arkadaşlar. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Alkışlarla anıyorum Sayın Belediye Başkanımızı. Başka devam ediyor. Heyecan devam ediyor.